Merhabalar herkese. Bugün 14 Haziran 2021. Aradamento Mimarlık Dergisi'nin hazırladığı Güncel Mimarlık Tartışmaları Aradamento ile ayın 14 programının ikincisine hoş geldiniz. Biz her ayın 14'ünde Aradamento Mimarlık Dergisi'nde daha önce dosya konusu olmuş ama üzerine tartışmaların bitmediğini düşündüğümüz ya da bundan sonra ileride dosya konusu olarak ele almayı düşündüğümüz bazı konuları bu programda tartışmaya açıyoruz. Bu ikinci programımızda konumuz AHAM ve mimarlık ödülleri. Gözlerimiz oldu ki açıkçası son dönemlerde mimarlık ödülleri bir zamanlar olduğu kadar heyecan yaratmıyor mu acaba? Bunun sebepleri nedir diye düşündük ve bu konuyu konuyla çok ilgili olan iki konuşmacı ile birlikte Urtan Yeğen'in konuşmasını arzuladık. Dolayısıyla konuşmacılarımız Suha Özkan ve Emre Arolat Urtan Yeğen ile birlikte bu gece bu konuyla ilgili tartışacaklar, bazı gündemdeki soruları açacaklar. Ödüllerin bir geleceği var mı ya da yok mu? Nasıl devam edecek bu iş biraz? Bu sistemi konuşacaklar. Ben birazdan çekileceğim ve sahneyi konuşmacılarımıza bırakacağım. Sorularınız olursa alt tarafta Q&A bölümüne yazarsanız eğer, süremiz yettiği sürece diyelim, ben size bu soruları programın sonuna doğru sizin için konuşmacılarımıza ileteceğim. Buyurun hocam. Merhaba, herkese hoş geldiniz diyorum. Ayrıca konuklarımıza da doğal olarak hoş geldiniz diyorum. Bu davetimizi kabul ettiğiniz için gerçekten anlamlı bir toplantı yapabileceğimizi inanıyorum. Hemen nereden böyle bir toplantı yapma meselesi gündeme geldi? Çok hızlıca onun üzerinde konuşayım ama önce burada benim ne işim var sorusuna cevap vermek zorundayım gibi gözüküyor. Çünkü ben ne ödül verdim ne ödül aldım. Dolayısıyla burada benim pozisyonum dışarıdan büyük ölçüde gazel okumak şeklinde nitelendirilebilir. Ama hemen söyleyeyim, burada moderatör olarak çalışacak değilim. Dolayısıyla buradaki konuşma trafiğini ayarlamaya yönelik bir rolüm olmayacak. Ben de fikirlerimi hiç kuşkusuz söyleyeceğim. Dolayısıyla benden moderasyon bekleniyorsa hemen bunu izleyicilerimiz için özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Bu konu nereden gündeme geldi? Bu gerçekten de biraz önce Neslihan Hanım'ın da vurguladığı gibi son zamanlarda ödül verme sistemine ilişkin, ödüllere ilişkin ve özellikle AHAN sistemine ilişkin eleştirilerin ve ilgisizliklerin tırmandığından söz etmek mümkün gibi gözüküyor. En azından şöyle söyleyeyim, bir zamanlar Türkiye'de bir ödül gündeme geldiği zaman, özellikle AHAN ödülü gündeme geldiği zaman heyecanla beklendiği dönemleri ben biliyorum. Acaba kim aldı, ne olacak, tartışmalar ne olacak gibi, giderek bu tartışmaların ortadan kalktığını, artık dünyadaki sayısız ödülden bir tanesi daha verildi şeklinde değerlendirildiğini düşünmeye başlıyorum. Bu sadece AHAN için geçerli değil. Pritzker ödülü için de büyük ölçüde geçerli. İlk Pritzker ödülleri sansasyoneldi. Giderek doğrusunu söyleyeyim, bu konularla doğrudan ilgilenen biri olarak ben bile son Pritzker'i kim kazandı gibi uygun bir sıralamayla bunları sıralayamam. Gelinen nokta demek ki ödüllere ilişkin ilginç bir acaba tıkanma ya da bunalım var mı meselesini gündeme getiriyor. Artık ödül vermek anlamlı mı yoksa ödül sisteminde ciddi değişiklik mi yapmak gerekiyor gibi meseleler gündemde. Dolayısıyla da bunları burada bulunan iki kişinin özellikle tartışmasında anlam olduğunu düşünüyorum. Bir Suha Özkan hiç kuşkusuz bu işin neredeyse başlangıcından beri, bu ödül sisteminin en azından AHAN ödül sisteminin başından beri içinde bulunan biri. AHAN ödülünü burada özellikle vurguluyorum. Çünkü AHAN ödülü dünyadaki erken uluslararası ödüllerden bir tanesi. Sanıldığı kadar çok sayıda bir zamanlar uluslararası ödül
yoktu. Ahan 1974'te yanlış hatırlamıyorsam başladığı zaman dünyada galiba bu türden belirli bir coğrafyaya ya da kültür coğrafyasına ilişkin ödül veren tek ödüldü zaten. Onun ötesinde Riba'nın ödülleri vardı. Onun ötesinde söz gelimi Amerikan Mimarlar ne diyelim odasının ödülleri vardı. Ödül sayısının neredeyse bir elin parmakları kadar olduğu bir dönemden söz ediyorduk. Ama bugün geldiğimiz noktada neredeyse yüzlerle sayılabilecek kadar çok sayıda ödül var. Dolayısıyla ödül konusunu tartışmakta yarar var. Ödüle gerek var mı? Burada bazı sorular hiç kuşkusuz benim de aklıma geliyor. Ödüle gerek var mı? Ödül neden gündeme geldi? Bu sadece Ahan için değil, genelde mimarlık ödülü diye nitelendirilebilecek ödüller neden gündeme geldi? Çünkü yüzyıllar boyunca kimsenin aklına mimarlık ödülü gelmedi. Dünyadaki en erken ödül bildiğim kadarıyla 19. yüzyılın ortasında İngiliz Mimarlar Odası'nın Riba'nın ödülü olarak başladı. Altın madalyası olarak başladı. Ondan sonra da yavaş yavaş sayı tırmandı ama sayı 1980'lere kadar son derece yavaş tırmandı. Bugünse artık yavaşlıktan söz etmek mümkün değil. Takip bile etmenin mümkün olmadığı kadar çok sayıda ödülün olduğunu söyleyebilirim. Her bir ödülün kendi özel problematikleri var. Onları da hiç kuşkusuz buradaki katılımcılar biliyorlar. Gerekirse onlar da gündeme gelecektir. Dolayısıyla burada hemen belki de bu konudaki en tecrübeli ve bu meselenin oluşumunda zaten rol oynamış tecrübeli değil, doğrudan doğruya Ahan Mimarlık Ödülleri'nin hiç kuşkusuz fikir babalarından ve başlatıcılarından en hafif deyimle, en mütevazi deyimle biri olan Suha Özkan'dan söz ediyoruz. Emre Arulat'ın ise buradaki rolü hiç sözünü bile etmeye gerek yok. Herkes tanıyor, uzun uzun kimseye tanıtmam gerekmiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 9 yıl boyunca Ahan ödül sisteminin içinde çeşitli biçimlerde yer aldı. Hem ödül alan olarak bulundu, hem ödül veren grubun içinde bulundu, hem mekanizmanın harekete geçiren idari sistemin içinde yer tuttu. Dolayısıyla onların bu konuda benden çok daha yetkili konuşacakları gerçeğini dikkate alarak işi uzatmayayım. Ama arada sırada bu ukalalık etmeyeceğim anlamına gelmiyor. Hiç kuşkusuz zaman zaman müdahalelerde bulunacağım ve bu da moderasyonla sınırlı olmayacaktır muhtemelen diye baştan kendimi ihbar ederek işe başlayayım. O zaman önce belki de Suha Bey'le başlamak gerekiyor. Siz hemen doğrudan konuya gireyim. Ahan'ın içinde bulundunuz. Ahan'ın içinde bulundunuz demin de söylediğim gibi yanlış bir laf. Ahan neredeyse sizdiniz diyeceğim. Bu kadar açık söyleyeyim bunu. Türkiye'de Ahan denildiğinde ve dünyada da hatta büyük ölçüde böyle olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Ahan denildiğinde Ahan'dan önce sizin adınız akla geldiği dönemleri gayet iyi hatırlıyorum. Dolayısıyla Ahan'ın bugün geldiği yer için ne diyebilirsiniz diye sorayım. Bugün geldiği noktada Ahan başlangıçtaki vaatlerini yerine getirdi mi yoksa artık ciddi bir dönüm noktasında mı ya da bunun ölüm noktasına çoktan ulaştı mı diyeyim. Uğurcuğum, tam kediyi kuyruğundan yakaladın ama ben o topa girmeyeceğim. Sonra gireceğim müsaadenle. Önce bizi izleyenlere bu Ahan ödülünün ne olduğunu anlatayım. Ahan herkesin bildiği gibi bir dini bir lider. Müslüman. Ve 24-25 yaşında bir sürprizle yani babası kendi oğullarına değil torununa veriyor imamlığı dedesi. Pardon. Dolayısıyla birdenbire kendini çok ciddi bir sorumluluğun hem yönetsel hem de dinsel hem de varlık açısından içinde bulunuyor. Fakat o zaman Paris'te yaşadığı için Paris'teki
yüksek sosyete ortamı içinde biliyorsunuz adına yazılmış şarkılar da vardır. İçinde zorlanıyor. Yani şöyle zorlanıyor. Genç olduğu için bir şekilde birçok kişi bundan yararlanmak istiyor. Hem parasından hem varlığından. Bir de çok yakışıklı biri ayrıca. Piyasada yani. Kayakçı. Hepsi birlikte gidiyor. Bunun üzerine kendisini kapatıyor. Kendisini kapattıktan sonra elindeki sorumluluğu yani Müslümanlığın kurumlarını çağdaş kurumlarla tanımlamaya veriyor kendisini. Bu çağdaş kurumlar işte bildiğiniz fitre, zekat, hac falan hepsini yeniden yorumluyor. Yani başka bir ortamda belki anlatırız. Dolayısıyla kendi inancını çağdaşlığa eriştiriyor. Zaten dedesi de işi buna devrederken diyor ki o zaman Harvard'da 4. sınıf öğrencisi ben bunu torunuma veriyorum. O bizim inancımızı çağdaş bir şekilde yorumlayacaktır diyor. Yani dedesinin verdiği yani Sir Muhammed Şah'ın verdiği ona verdiği ev ödevi de bu zaten. Uzunca bir süre kapalı kalıyor 25 yıl kadar sonra. 1974-75 yılında kamuoyuna bu eriştiği yerlerle yani konut sorununa bir şekilde bakıyor, varlık sorununa bir şekilde bakıyor, medyaya bir şekilde bakıyor. Hepsini örgütlemiş vaziyette. Bunların birçoğu da İslam'ın genel kuralları içinde tanımlanmış şeyler. Yani şu anda tabii bizim bir İslam yaramız var. Oraya girmek istemiyorum. Ama AHA'nın tanımladığı İslam gerçekten bir sosyal dayanışma süreci. Başka hiçbir şey değil. Sonunda kendisini ortaya çıkarmak istiyor bir şekilde bir önder olarak. Bunun için de mimarlığı seçiyor. Mimarlığı seçmesinin nedeni mimarlığın dili evrensel, yararı evrensel, oluşumu evrensel. Dolayısıyla herhangi bir kültürel ya da politik köşeye girmesi çok zor. Dolayısıyla mimarlık aracılığıyla toplumların çevresinin daha iyileştirilmesini sağlayacağını iddia ediyor. Ve o zaman koyduğu para şu anda 1 milyon dolar ama o zaman $500,000 çok çok büyük bir paraydı. Yani bir ödüle verilebilecek çok büyük bir paraydı. Bunu da özendirici bir faktör olarak koyuyor. Daha önemlisi aldığı model tümüyle Nobel ödülü. Yani hiç saklanacak falan gizlenecek hiçbir şey yok. Bir jüri var. Jüri tümüyle bağımsız. Yani jürinin kararını yorumlayacak, niteleyecek bir şey yok. Başka bir mekanizma yok. Jürinin ötesinde bir ödül parası var, bir ödül yönetimi var, bir de ödül düşünce sistemi var. Bunları seminerler şeklinde organize ettik hep. Seminerler gündemdeki konuları geliştiren ve yorumlayan etkinlikler oldu. Ve hepsini hemen hemen tamamını birkaç ay içinde yayınlayıp topluma mal ettik. Ama ödülün genel yapısı nominatörler yani aday göstericiler ve aday göstericilerin gösterdikleri projeleri değerlendiren bir jüri. İleride belki değiniriz bu sürekli şekilde değişik nitelemelere ve hışkırıklara neden oldu. Fakat bir olay hiç değişmedi. Hiçbir zaman yönetim kurulu ya da AHA'nın jürinin seçtiklerini yeniden değerlendirmedi. Hatta yönetim kurulunda ciddi karşıtlıklar çıktı. İleride onlara da belki değiniriz. AHA'nın dedi ki bu jüriyi biz seçtik. Biz seçtiğimiz jürinin kararını yeniden irdeleyemeyiz. Bir dahaki sefere başka bir jüri seçeriz. Siz neyin yanlış gittiğine bakın deyip hepimizi uyardı. Özellikle yönetim kurulu üyelerini. Bu yapıda giderken temelinde yani bizim şu anda Türkiye'de de çok ihtiyacımız olan temelinde kuvvetler ayrılığı ilkesi var. Yani AHA parayı koyuyor, yönetimi finanse ediyor ama yönetimi yapan steering committee yani yönetim kurulu. Yönetim kurulunun kararları hemen hemen mutlak. Çünkü yönetim kurulu başkanı AHA'nın kendisi zaten. Ödül var, ödül bürosu var. Yani benim 25 yıl yönettiğim ödül bürosu da
executive power, ne diyorduk biz ona? Yasama yürütme şeyi. Yürütme. Yargı ise doğrudan doğruya jüriye ait. Ve bunların kesinlikle birbirlerinin üzerine geçmesi mümkün değil. Sadece yürütme, yani yasama dediğimiz steering komite ile yönetim kuruluyla jüri arasındaki köprüyü kuruyor. Ve jüriye değerlendirmesi gereken malzemeyi veriyor. Bu ilk baştaki yıllarda birkaç yüzdü. Sonra 600-700'ü buldu. O malzemeyi veriyor. Bir de seminerlerden özümlenen öncelikleri bildiriyor. Diyor ki bu seminerlerde yaptığımız konuda şu anda önemli olan konular bunlar. Bunlara eğilirseniz iyi olur. Ama her jürinin biraz bunaldığı bir olay, kesinlikle yönetim kurulu jüriye kriter vermiyor. Yani ölçütlerini daima jüri kendi değerlendiriyor. Ve ödül parasını da nasıl birleştireceğine kendi karar veriyor. Yani ödülün temelinde yapısı bu. Cenevre'de, başında Amerika'da ilk yıllarda çalışmaya başladı. Fakat bir şekilde belirli bir coğrafyanın ürünü olmasın diye Ahan bütün vakıflarını topladığı yer olan İsviçre'ye getirdi. Dolayısıyla hep İsviçre'de, 1981 yılından itibaren de tümüyle İsviçre'de bir Ahan Ödülleri Vakfı olarak çalıştı. Bu süreç içinde bitirmeden önce, yani ilk sözümü bitirmeden önce bir iki şey söyleyeyim. Başka denemeler de oldu. Açıkçası mesela bir Ahan Tıp Ödülü olmasın, Ahan Gazetecilik Ödülü olmasın mı? Ahan Edebiyat Ödülü olmasın mı? Bunların hepsini düşündük. Dünya çapında uzmanlar geldiler, raporlar verdiler. Ne yazık ki birçok sanat dalı Müslümanlık tarafından yanlış yorumlanıyor. Yani resim, heykel vesaire. Oraya girmek çok kolay değil. Aynı şekilde edebiyat dile bağımlı tercüme gerekiyor. Gazetecilik, jurnalizm ise ister istemez politik. Tıp ise anlamlı olduğu yerlerde çok çok belirgin ayrıntıda bir ödül verince bunu ikna etmek, anlatmak pek kolay değil. Zaten Nobel de bunu anlatamıyor biliyorsunuz. Bir takım ödüller o kadar belirgin ve ayrıntıda ki kimse bir şey anlamıyor. Helal olsun deyip geçiliyor. Yani bir şekilde çoğalamadı Ahan Ödülü. Bunun temel nedenleri benim orada çalıştığım dönem içinde bunlardı. Bu çok raporların büyük bir kısmını ben de sundum. Böyle bir ortam. Evet. Şöyle söyleyeyim o zaman, hemen madem bu noktaya geldi, bunun devamı bağlamında bir şey söylemek istiyorum. Bu ödül mekanizması yeni oluşturulduğu dönemde Türkiye'de şöyle bir ikili tartışmanın gündemde olduğunu hatırlıyorum. Ben daima ödüle dışarıdan bakan biri olarak Türkiye'deki tartışmayı biliyorum. Şöyle bir tartışmaydı. Bir tarafta Graber'ın oluşturduğu bir bloğun olduğunu, öte tarafta da Doğan Kuba'nın oluşturduğu bir başka yaklaşımın var olduğunu o dönemde biz yakından izledik diyebilirim. En azından bize böyle ulaştı. Graber bütün bir İslam dünyasının neredeyse itikadi ve kültürel bütünlüğünden konuşmak yanlısıydı diye hatırlıyorum. Kuban'sa tam tersine böyle bir bütünlükten söz edilemez. Sayısız İslamiyetler, sayısız İslami yaklaşımlar ve sayısız İslam mimarlıkları var şeklinde konuşuyordu. Böyle bir durum. Dolayısıyla Türkiye bu meseleye, ödüle epey kuşkulu baktı uzun bir süre boyunca. Çok açık biçimde söyleyebilirim bunu. Ama heyecanla da bekledi, o ayrı mesele. Dolayısıyla şimdi sanıyorum Emre'ye bir söz vermem gerekir. Şöyle bir şey soracak olsam çok mu anlamsız olacak diyerek başlayayım Emre'ye. Bu Türkiye'deki tartışmaların sen önemli bir bölümüne tanık oldun zaten. Şu anda gelinen nokta bağlamında, Ahan'ın bugün geldiği noktada o zamanki tartışmalardan çok farklı bir yere geldik gibi geliyor bana. Artık o bir zamanların işte Graber-Kuban dikotomisi ya da karşıtlığı diyebileceğim mesele bugün gündemde değil. Bugün
bu sistemin içinde uzun süre bulunmuş biri olarak AHAN için ne diyebilirsin diye sorayım en iyisi. Tabii memnuniyetle. Ben de izleyicilerin hepsine iyi akşamlar diliyorum. Aslında evet 11 yıldır ben sistemin bir şekilde içindeyim. 2010 yılında ödül kazanmıştık İpek Yol Fabrikası'yla. Sonraki dönemde de hem master jüri içinde bulundum, şimdi de yürütme komitesindeyim iki dönemdir. Doğrusunu söylemek gerekirse tam olarak yılını hatırlamıyorum ama 90'lı yılların sonuna doğru veya ikinci, galiba 96 cycle'ı olabilir. Ben Suha Özkan'la bu konuda böyle biraz fütursuz bir tartışma yaşadığımı hatırlıyorum. Kendi adıma fütursuz olan bir tartışma yaşadığımı hatırlıyorum. Bizim tarafımızdan, yani Türkiye'de o dönemde işte mimarlık yapan bir grup tarafından AHAN ödüllerinin algılanma biçimi 90'lı yıllarda bir tür böyle şey içeriyordu, rezervasyon içeriyordu. Bunun sanki bir dini ödülmüş gibi, dinle bağlantısının çok kudretli olması çerçevesinde değerlendiriliyormuş gibi bir durum olduğunu ve açıkçası bazı ödüllerin kazanılana kadar veya verilene kadar, ki bunlardan bir tanesi, bence kritik olanlarından bir tanesi Paris'teki Enstitü du Monde Arabe'dir, Jean Nouvel'in binası. Bir tanesi Endonezya'daki yapıdır. Böyle hani illaki bir restorasyon projesi veya illaki böyle hani o Graber'ın temsil ettiği İslam mimarlığı anlayışının, algısının veya işte öğretisinin diyelim temsil ettiği takımdan olan yapılar değil de esasen hakikaten bir şekilde bir İslam topluluğuna bir şekilde değen, hizmet eden, onu bir anlamda ona servis veren ama diğer bütün özellikleriyle de çağdaş mimarlığın bütün sahiplerine, bütün donanımlarına sahip olan yapıların da bu ödülün bir öznesi olabileceği veya bir konusu olabileceğinin ortaya çıkmasıyla birlikte bu algı da yavaş yavaş dönüştü. Ben Suha Özkan'ın biraz evvel yaptığı o şahane tarifin, yani aslında AHA'nın kendisinin dini nasıl gördüğü veya ne İslam'ı ne noktadan özümsediği ve onu nasıl yorumladığıyla ilgili demin yaptığı konuşmanın benzerini benimle yaptığını hatırlıyorum. Belki kendisi de hatırlar veya hatırlamaz, bilmiyorum ama ben çok etkilenmiş ama hiç de çaktırmamıştım. Ama sonra yavaş yavaş, ya bu iş hakikaten onun anlattığı gibi mi acaba diye araştırmaya başladığımı, daha sonra zaten ödül, tam da o dönemde ödül alan yapılarla birlikte dur bakalım galiba burada benim tam da düşünmediğim gibi bir şeyler de oluyor dediğimi hatırlıyorum. O günkü algı bizler tarafından, yani o dönemde işte Türkiye'de mimarlık yapan bir grup tarafından olan algı, bir tarafıyla da tam da demin senin de söylediğin gibi bir yerde de böyle bir gurur kaynağıydı. Mesela bir yapımızın nomine edilmesi, aday gösterilmesi, bunu öğrendiğimiz gün gizli bir sevinç duyduğumuzu hatırlıyorum. Ama ben mesela annemle babama, ki o dönemde birlikte çalışıyorduk, şu anda yerinde olmayan Garanti Bankası Genel Müdürlüğü yapısı Maslak'ta nomine edilmişti. Hatta işte yanlış hatırlamıyorsam ya Reha Bey ya Güntekin Bey fotoğraflarını çekecek falan, böyle bir şeyler vardı. Ben biraz da karşı çıkmıştım. Yani biz bunu göndermeyelim. Yani bu ödüle şey yapmış olmayalım. Ne diyelim, bu ödülü kendi içimizde meşrulaştırmış olmayalım gibi bir şeyler söylediğimi hatırlıyorum. O tam Suha konuşmasının öncesinde olan bir davranıştı. Şimdi o günden bugüne tabii
Demin de söylendiği gibi AHAN ödülünün yanında o kadar çok mimarlık ödülü piyasada olmaya ve konuşulmaya, yavaş yavaş konuşulmaya, sonra da yavaş yavaş neredeyse hiç konuşulmamaya başladı ki AHAN bence hala bunlar içinde çok farklı bir niş yaratan, çok farklı bir noktada duran bir ödül. Bunun tek sebebi Devin Suhan'ın özetlediği kuruluş felsefesi veya yürütme biçimleri değil. Aynı zamanda da ödül için çok ciddi anlamda bir, yani bütün bu entelektüel, zihinsel şeyin yanında, çabanın yanında çok fiziksel de bir çabanın harcanıyor olması. Çünkü o nominatörlerin belirlediği yapılar işte master jüri tarafından belirli bir sayıya indirildikten sonra yani her bir yapı tek tek çok büyük bir titizlikle inceleniyor. Dünyadaki pek çok mimarlık ödülünün hatta neredeyse %99'unun yapıların sadece fotoğrafına verilerek veya renderlarına bakılarak verildiği bir ortamda AHAN ödülünün aday yapıları, reviewer'lar yani incelemeyle o konuda inceleme yapan kişiler tarafından yerine gidilerek geziliyor. Kullanıcılarıyla, komşularıyla, yerel yöneticilerle, oradaki STK temsilcileriyle yapının yarattığı etkiye maruz kalan kişilerle konuşuluyor, değerlendiriliyor. Hatta bütün statik mekanik, elektrik, altyapı, peyzaj ne varsa bütün bu teknik ekiplerle konuşuluyor ve sonunda çok detaylı bir rapor hazırlanıyor. Ondan sonra master jüriye bu raporlar birebir sunuluyor. Yani bunların her bir yapı için yaklaşık olarak bir tam günlük bir sunum yapılıyor. Ve yapılar o dönemde yani o sadece gerçekten fotoğraftan yapıların ödül aldıkları bir aynı zaman diliminde böyle cidden hani her tarafından kesitler alınarak hem zihinsel hem politik hem fiziksel kesitlerle masaya yatırılıyor. Bu bence çok çok önemli bir farklılık. Ben dünyada başka hiçbir mimarlık ödülünün bu anlamda bir çabasının, bu anlamda bir ne diyelim mesaisinin olduğunu bilmiyorum. Başka mimarlık ödüllerinde de jürilikler zaman zaman yapıyorum ve hakikaten her seferinde de bu işin aslında böyle yapılmaması gerektiğine dair dilimde bir tatla ayrılıyorum. Dolayısıyla ben AHAN ödülünü özet olarak hala diğer bütün mimarlık ödüllerinden çok farklı bir yerde duran, tabii ki kendi içindeki dönüşümünü yapması gereken, yani yok olmaya yönelik değil, günün güncel sahiplerine, güncel şartlarına, güncel yönelimlerine belki daha kolay cevap verir ve belki daha kolay erişilebilir hale gelmesiyle ilgili bir dönüşüm yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle her şeyin işte hard copy'lerle, çıktılarla tanımlandığı bir dünyadan dijital bir dünyaya geçtiğimizde artık konuşmaların, konferansların bile artık dijitalleştiği bir dönemde belki bazı şeyleri yapması AHAN grubu için diyelim belki bazı şeyleri gerçekleştirmesi çok daha kolay ama o gerçekleştirdiği konuları inceltmesi belki daha zor olacaktır. Buna bu zaten yürütme kurulunda bugün tartışılan konulardan bir tanesi. Yani AHAN ödülü bugünkü dünyada nasıl bir varoluş biçimine sahip olacak ve buna kendisini nasıl hazırlayacak? Dediğim gibi bu itina, bu yapılarla ilgili, ödülle ilgili çok kişinin içinde bulunduğu bir grubun gösterdiği
bugüne ait bir şeyde düşünüldüğünde, çerçevede düşünüldüğünde bana hala inanılmaz gelen ve insanların bu kadar büyük bir gönüllülükle kendilerini bu işe verdikleri bir durum bana hala epeyce kutsal, epeyce üzerinde düşünmeye değer geliyor. Bu noktaya geldiğimize göre o zaman hemen buradan devam etmekte yarar var gibi gözüküyor. Ahan'daki değişim meselesi. Hemen ben şöyle bir küçük bir değerlendirme yapayım. Ahan ciddi bir değerlendirme kriterleri değişimi aslında yaptı. Yani işleyiş biçimi bağlamında hiçbir şeyin değişmediğinin farkındayım. Gerçekten hayranlık verici bir sistematikle ve büyük bir dikkatle ödüllendirme mekanizmasını çalıştırdıklarından hiç kuşkum yok. Ama başlangıçta bulundukları yerden farklı bir mantıkla artık kendi ödül alanlarına yaklaştıklarını düşünüyorum. Bunu nereden başlayarak düşündüğümü hemen söyleyeyim. Hakkında da bir şey yazdığım için, dedikodu niteliğinde olmadığı için, Halep'teki dağıtıma gittiğimi hatırlıyorum. Halep'teki Ahan dağıtımına. O dağıtımda Ahan'ın yaptığı konuşma birdenbire bana çok farklı bir yaklaşımın kapısını açıyor gibi geliyordu. Çünkü o sırada bu ünlü World Trade Center uçaklı saldırısı gerçekleşmişti ve birdenbire artık İslam dünyasının bütünlüğünden konuşma ihtimalinin azalmakta olduğunu görüyorduk. Neden görüyorduk? Çünkü bir tarafta neredeyse terörist, neredeyse değil düpedüz terörist dediğimiz insanlar söz konusuydu. Öte tarafta ise hiçbir biçimde terörist olarak nitelendirilemeyecek olan dindarlardan ya da dine mesafeli Müslümanlardan oluşan başka başka İslam dünyaları, başka başka İslam kültürleri, başka başka İslami yaklaşımlar var olduğunu görüyorduk ve Ahan'da bu doğrultuda konuştuğunu hatırlıyorum o toplantıda. Beni açık söyleyeyim, madem o zaman yaptığım terbiyesizliği de söylememde ben neredeyse gülmüştüm. Hani böyle bir ciddi tavır değişikliği bağlamında. Dolayısıyla Ahan ödülü kendisini koşullara uyarlayabiliyor. Yani bu uyarlama, bunu olumsuz olarak değerlendirmiyorum. Bu Ahan'ın yaptığı konuşmayı da asla olumsuz bir yön değişimi olarak nitelendirmiyorum. Kaçınılmaz olarak dünyadaki ortam ödülün de kendi niteliklerini yeniden tanımlamasını zorunlu kılıyor. Bu işleyişinden bağımsız bir mekanizma. Bir dönemde, hemen vurgulayayım uzatmadan, uzun süre Türkiye'de tartışılan şuydu: bu ödülden ödül alabilmek için ancak kültür yapısı ve ev yapmak lazım. Yoksa fabrika yaparsanız, diyelim ki üniversite binası yaparsanız, Ahan ödülüne boşuna müracaat etmeyin, nasıl olsa vermezler. Türkiye'deki ortamın böyle baktığını gayet iyi hatırlıyorum. Bugün geldiği noktada böyle değil. Dolayısıyla şimdi sormam gereken sorun, Ahan'ın bir geleceği var mı sorusunu sorayım, bunu Suhabe'ye sorayım. Ahan'ın o geleceği var diyecek, biliyorum bunu. Geleceği kalmadı diye cevap vermeyeceğinin farkındayım. Ama biraz bizi ikna etsin diyeceğim. Küçük şey söyleyeyim araya ben, lafı kesme pahasına. Ahan'ı bir de diğerlerinden bir miktar farklı kılan şey, ödüle kendiniz başvuramıyorsunuz. Yani Ahan ödülüne başvurmak diye bir şey söz konusu değil. Sizin tanımadığınız, bilmediğiniz, belki de hiç tanımadığınız bir nominatör, bir aday gösterici diyelim onun adına, sizin yapınızı o ödülü almaya değer görürse ancak o sizin yapınız adına bir başvuruda bulunuyor ve sizin o yapının başvurusu yürütme kurulundan bütün bu işte genel koşullara haizdir, onları yerine getiriyordur onayını almadan haberiniz dahi olmuyor. Daha sonra sizden bir takım bilgileri, dosyaları tamamlamak üzere size başvuruyorlar ve o zaman sizin haberiniz oluyor ki bir yapınız aday gösterilmiş. Bence bir farklılığı da bu. Dolayısıyla yani ödülün bütününe bakıldığında, ödül için aday gösterilen yapıların bütününe bakıldığında bence çok önemli olan genel bir nitelik meselesinin olabildiğince yüksek olduğunu görüyorsunuz.
Bu epey iyimser bir görüş oldu doğrusu. Buna katılmayabilirim ama hiç bu tartışmaya girmeyeyim doğrusu. Doğrudan doğruya tekrar Suha Bey'e döneyim ve gerçekten AHAN ödülünün bir geleceği var mı? Varsa nasıl bir gelecek? Şimdi şöyle bir olayla başlayalım. AHAN bir lider. Bir lider olarak yapmak istediği şey örnek göstermek. O nedenle yapı ölçeğinde giriliyor, proje ölçeğinde giriliyor. Çoğu kez master plan vesaire gibi büyük ölçeklerde girilmiyor, eleniyor. Bunu değerlendiremeyiz deniyor. Örnek olacak şey jüri tarafından bir şekilde sunuluyor. Bu da işte basın yayın yoluyla duyuruluyor. Yani hangi konuda ne ekran gitti ha, ne iyidir onu saptamak üzere örnek üzerine kurulmuş bir şey. Ama hemen diyeceksiniz ki peki o zaman Hasan Fetri, Cefri Bava, Rıfat Çadırcı ve Oleg Grabar ne oluyor? Onlar da özellikle Hasan Fetri ilk ödülün yönetim kurulunda olduğu için böyle bir ödül verirken onu ıskalamanın doğru olmayacağını herkes birlikte düşünüp oy birliğiyle AHAN'a öneriyorlar. Sen diyorlar bir de yönetim kurulu özel ödülü, Chairman's Award der. Sonra bunu Rıfat Çadırcı aldı, arkasından Cefri Bava aldı. Genellikle hak edilmiş ödüller olduğu için kimse bir şey demedi. Ama onun dışında uzun, Emre'nin anlattığı gibi uzun araştırmalardan geçip yapının bir şekilde örnek olup olmayacağının saptanması açıkçası diğer mimarlık kamuoyuna. Çünkü AHAN diyor ki ben insanların çevresinin daha iyi olmasını istiyorum. Bunu da mimarlara veriyorum görev olarak. Mimarları da yüreklendirmek için iyi örnekleri seçelim diyor birlikte. Ve hiçbir zaman yani jürinin nitelediği herhangi bir ödül alan yapıya küçümseyici şekilde bakılmamasını sağladı. Bir de başlarda şöyle bir olay vardı. Şimdi bir mimar diyelim ki Mali'den katılıyor ya da Çad'dan katılıyor. Öbürü Paris'ten, New York'tan katılıyor. Bunların katılımlarını homojenize etmek üzere kurduğumuz bir büro vardı. Cenevre'de. Bu büroda 7 mimar çalışıyordu. Tamam mı? Bir yığın başka şeyler de vardı. Personel de vardı. Onlara şimdi girmeyeceğim. Ama bu 7 mimar katılımı homojenize etmek üzere, yani tek düzeye getirmek üzere çalışan kişilerdi. Sağ olsun, umarım bizi dinliyordur. Doğan Tekeli jürideyken dedi ki ya yapmayın, bu büyük bir kayıp. Her mimar nasıl yarışacağını bilir, projesinin nasıl iyi olduğunu bilir. Bırakın onlar sunsunlar, siz size ihtiyaç olanlara yardım edin. Böylelikle biz personelden 5 kişiyi falan kazandık. Yani Doğan Bey çok büyük bir katkıda bulundu AHAN Mimarlık Ödülü'ne. Onu Frank Gehry de destekledi. Ya dedi bir mimarın eseri niye yeniden sunulsun? Şimdi buradan biraz ara verip ara vermeyeceğim de şeye değineceğim. Bu için başındaki diyaloga sen Uğur'cum oradan aldın. Şimdi Kuban'la olan diyalog Harvard Üniversitesi Profesörü Syed Hüseyin Nasr. Grabar da onun şeyidir, türevidir bir şekilde ama aynı kafada değildir. Yani Grabar daha çok Kuban'a yakındır. Yani Doğan Kuban, İslam'ın bir etik olduğunu iddia eden, diğerleri ise İslam'ın ritüel olduğunu, yani bir davranış biçimi olduğunu iddia edenler. Bu davranış biçiminde yerleri bellidir. Yani önce Kur'an, sonra hadis vesaire diye giden, ve kendi içinde sakladıkları bir kuralcı bir dogma var. Halbuki etik olarak baktığınızda zaman içinde sürekli kendini yenileyen, ki bu AHAN'ın kendi şeklinde de var, bir davranış biçimi, bir ahlak olayı var. Yani oradan zaten Doğan Kuban'ın da bu ödülün temel taşlarından biri olması, o ilk seminerde karşı karşıya geldikleri Hüseyin Nasr'la karşı karşıya geldikleri diyalogdur. Yani o bence çok çok önemliydi.
Ödülün geleceğine yönelince, yani ben dışarıdan bakarken, açıkçası bakarken çok farklı bakıyorum. Yani biraz Emre'nin 90'larda baktığı gibi. Yani çünkü oradan ayrılınca benim mimarlık dünyam çok gelişti. Yani neler kaçırıldı diye bakıyorum. Kaçırıldı derken ıskalandı. Yani o kadar güzel projeler var ki, yani değişik ortamlarda yapılan. Mesela Ahan Mimarlık Ödülü hiçbir zaman kentsel sorunlara giremedi. Yani yakınlarda kaybettiğimiz Jamie Lerner'ın yaptığı gibi bir kentsel sorunu alıp didik didik edip çözüp topluma mal eden projeler geliyor devamlı. Yani ben de nomine ediyorum bir yandan. Fakat bunlar mesela jürinin içinde eriyip gidiyor. Dolayısıyla kentsel ortama baktığınızda çoğunlukla hep kolonyal devirlerden gelen öykünmeler değer buluyor. İşte bu beni rahatsız ediyor, açıkçası burada paylaşayım. Ama mimarlık olayı içinde mesela teknoloji faktörü de zamanla unutuldu. O da çok önemliydi. Yani yeterli ve yerli teknoloji olayı nedir, ne olmalıdır. Bir de mimarlık söyleminin içinde, temelinde olması gereken bir ödül. Burada tabii Ahan ödülü belki biraz vitesini düşürdü, kaybetti ama mesela Pritzker ödülü yok oldu. Tümüyle yok oldu. Yani çünkü Pritzker ödülü ne diyorlar? Bilinen sanıklar, yani sıraya girmişler. Yani sıra kimde diye bakıyorlar. Yani usual suspects denilen şey. Usual suspects. Aynen. Evet. Çünkü kişiye veriliyor. Yani evet, kişiye verildikten sonra geriye alamazsınız artık. O kişi onun içinde ne yaparsa yapsın. Bunun üzerine evet, yazılmış çok ilginç makaleler var. Ya şu adam niye aldı, ondan sonra ne yaptı diye. Konuşulan olaylar çok. Yani çok genç yaşında alanlar var, daha genç yaşında alanlar. Ahan ödülü içinde bu tekil kişilere verilen ödüllerde öyle bir şey olmadı. Zaten ömürlerinin sonuna gelmişlerdi. Bir olay o, yani takdiri ilahi. Fakat onun ötesinde yapılara verilen örnek nitelik çok önemli birçok açıdan. Onu zaten Ahan'ın da istediği bir şey. Yani ne yapılmalı deyip bırakacağım. Şöyle söyleyeyim o zaman, şunu sorayım. Geleceği açısından siz ümitli gözüküyorsunuz. Yani Ahan'ın devam edebileceği, dünyada hala bir işlevi olduğunu söylüyorsunuz. Ben aradaki farkı, belki de çok dışarıdan bakmaktan kaynaklanan bir nedenle, diyelim ki 90 yılında Ahan ödülünün altın yıllarının olduğu zamanlar, ki bunlar sizin yıllarınız aynı zamanda diyeceğim. O dönemde bütün dünyada yayınlandığını, bütün dünyada hatta heyecanla beklendiğini biliyorum. Türkiye'de de özellikle heyecanla beklenirdi, hatta kızgınlıkla da beklenirdi. Hem heyecanla beklenirdi, hem de bakalım hangi münasebet size bu sefer verdiler şeklinde de bir kaygıyla beklendiğini hatırlıyorum. Ama aynı yıllarda Amerika'da söz gelimi İslam mimarlığı çalışmak altın çağını yaşıyordu. Sayısız yerde ben kadrolar açıldığını hatırlıyorum. Şimdi bugün Amerika'da İslam mimarlığı çalışıyorum derseniz kadro bulmak için takla atmanız gerekir. Dünyada da dolayısıyla bu alanda çok ciddi bir saygınlık kaybı yaşandığını söylemek zorundayım. Onun için size sordum. Yani Ahan'ın da kaçınılmaz olarak ortamın değişimiyle birlikte bir saygınlık kaybı yaşadı mı? Yaşadığını düşünüyor musunuz? Yoksa giderilebilir mi? Şimdi bana sorarsanız Türkiye'de eridi. Yani şöyle eridi. Son 15 yıl içinde Türkiye'den bir kahraman çıktı. O da şimdi bizimle. Dolayısıyla İslam dünyasının mimarlarının %40'ına sahip olan, hatta %50'sine sahip olan ülkede hiç mi çözüm yoktu? Yani Ahan Mimarlık Ödülü'nün jüri seçiminde çok çok dikkatli olması lazım. Yani o ülkenin dinamiklerini elinde tutan, şey yapan, hatta gidip onun uğruna jüride kavga eden. Yani ben biliyorum, onca yıllık şeyde her jüri üyesi kendi istediği projeyi çıkarır alır. Çünkü avukattır da. Yanında da technical review var, Emre'nin söylediği. Ama diğer jüri üyelerini ikna etmesi lazım.
Şimdi Türkiye'de son 15 yılda hiç mi iyi bir şey olmadı? Yani Emre'nin fabrikasını sevgiyle anıyorum, takdirle anlıyorum. Ve çok değişik bir yol açtı. Çünkü Ahan ödülü çalışma alanlarına giremiyordu. Ahan diyor ki ya ömrümüzün üçte biri uykuda, üçte biri işte, üçte biri dinlenmede geçiyor. Şu işteki kısmı ele alalım da bakalım. Ama Ahan ödülü benim içinde olduğum süre içinde de ne doğru dürüst bir çalışma alanı sunabildi, ne doğru dürüst bir toplu konu açıkçası. Bunlar eksiklerimizdi. Ve kendisi de bize sürekli hatırlattı. Biz burada örnek gösteremiyoruz. Bunlar yok mu, yoksa siz mi bulamıyorsunuz diye bize yönlendirdiği şeydi. Yani gelecekte, geleceğin, şimdi Emre'cim de şeyde, yani yönetim kurulunda, yani geleceğin dinamiklerini yoğurarak bir öncelikler saptaması lazım. Çünkü bunu steering komite yapar. Jüri yapamaz. Ama steering komite jüriye vereceği şeyde, briefte, müsvedde de şunları şunları bekliyoruz dediğinde bunu çok güzel formüle edebilir. Çünkü dünya çok değişti. Yani son iki yılda, bir buçuk yılda eğitimin yapısı değişti. Yani şu geldiğimiz ortama baksana, yani ben çok beğeniyorum ama çok zaman alıyor. Kesinlikle bir seminerden daha verimli değil. Zoom konferans. Evet. O zaman bu kez Emre'ye sorayım, aynı soruyu devam edeyim. Demin sizin söylediğiniz mesele, Türkiye'de hiç mi düzgün bina yok biçimindeki kaygı gerçekten Türkiye'de de o. Ama Türkiye'de mimarlık alanında son 15 yılda ciddi bir bence sosyopsişik diyebileceğim bir durum ortaya çıkmış gibi geliyor bana. O kadar sadece iyi bina yapılmıyor mu ile açıklanabilir gibi değil. Türkiye'de mimarlık dünyası ciddi kendisini artık tehdit altında görüyor diyeceğim. Çok açık söyleyeyim, Türkiye'de mimarlık dünyası kendisini politik bir tehdit altında görüyor. Bunun getirdiği sonuçlarla karşıyayız gibi geliyor. Bana sorulsa benim vereceğim cevap bu. Ama diyelim ki Emre'ye sorarsam buna ne cevap alırım diyeyim. Aslında yani öyle şey olur mu? Türkiye'de hiç mi iyi bir şey yapılıyor? Tabii ki yapılıyor. Bunun ortalamasının bulunduğu noktayı veya bu sayının, yani iyi şeyler diyebileceğimiz yapıların veya yapı gruplarının Türkiye'deki mimarların sayısına olan oranına bakıldığında belki gerçekten Ahan ödüllerindeki temsiliyeti sorgulanabilir. Bu çok da şey değil. Yani ben mesela bazı şeyleri netlikle açık açık paylaşabilirim. Türkiye'de çok iyi İngilizce konuşan, kendisini İngilizce'de, Türkçe'de olduğuna çok yakın bir şekilde ifade edebilen mimarların sayısı çok az. Dolayısıyla bu Türkiye'li mimarların bence böyle çok basit gibi gözüken ama çok radikal bir sorunudur. Bir Türkiye'li mimarın İngilizce bir konferansı gerçekten Türkçe'deki hakimiyetiyle verebilmesi, sorulan sorulara cevap verebilmesi, bir İngilizce konuşulan bir ortamdaki bir jüride diğer jüri üyelerinin entelektüel kapasiteleriyle o İngilizcesini kullanarak baş etmesi gerçekten biraz da bizim kendimize bakıp da düşünmemiz gereken bir tür zorluk da içeriyor. Yani ben steering komitenin içindeki en kötü İngilizce konuşan insanım açık ara. Başım gözüm Allah'a emanet deyip cümleye başlayıp tamamlamaya dua ederek bitiriyorum. Elimden geldiği kadar orada bir şeyleri hakikaten hatırlatmaya, bu coğrafyayla ilgili olan pek çok konuyu masaya koymaya çalışıyorum. Master jüride de benzer bir sıkıntıyı yaşadığımı itiraf edeyim. Yani ben İngilizce konuşurken Türkçe konuştuğum kadar konulara hakim olamıyorum. Yani çok uğraşmama rağmen, evet, yani işte Yale'de Advanced Studio'da yürütüyorum, orada steering komitede de bulunuyorum ama biz Türkiye'de, Türkiye'li mimarlar olarak bu konuda bir miktar böyle çok basit gibi gözüken ama çok radikal bir sorunumuz var. Bunu bir defa söyleyeyim.
Bunu niye söylüyorum? Şöyle şeyler oluyor. Yani steering komiteler aynı zamanda master jüri seçiyorlar. Ve o jürinin içinde bulunacak olan mimarların da bu şeyi, bu altyapıya sahip olmaları gerekiyor. Ben şunu çok net söyleyeyim. AHAN Mimarlık Ödülü'nün master jürisinde olmaya, yani olması %100 gerekli olan en az 5 tane mimar arkadaşım var benim. Ama 5'iyle de tek tek konuştuğumda benzer cevaplar alıyor. Yani bunu da çok fazla böyle gizli bir şey olarak bunu da gizlemek istemiyorum açıkçası. Yani mesela bu dönemde hakikaten ben pek çok Türk mimarını veya mimarlık tarihçisini AHA'nın master jürisi için önerdim. Ve neticede onların hatta bir takım Türk sanatçıları da, Türkiye'li sanatçıları da önerdim. Ve gerçekten de belki de biraz hani hiç olmadığım bir milliyetçi durumu biraz da böyle pseudo, biraz da sahte bir biçimde ortaya koymuş oldum. Çünkü gerçekten de böyle bir beklentinin olduğunu biliyorum. Bu sadece Türkiye mimarlık ortamı tarafından değil, aynı zamanda AHAN ekibinin kendisi tarafından da böyle bir beklenti var. Ha, bu uluslararası ortamlarda var olabilmek için de, ben bunu da hiç çekinmeden söyleyeyim, neticede dünyada bir mimarlık mafyası olarak söz edebileceğimiz de bir grup var. Ve bu grubun şeyleri var, ne diyelim, işte öne çıkmış liderleri var. O liderlerin yakınında durabilmek, onlarla birlikte aynı eventlerde, aynı ortamlarda, aynı lecture'larda bulunabilmek, aynı panellerde yer alabilmek, aynı jürilerde yer alabilmek, bunlar için hakikaten bu uluslararası network'ün içinde bulunmak gerekiyor. O da böyle çok kolay bir şey değil. Yani hakikaten bu böyle bir çaba göstermek istiyor ve aynı zamanda da bir tarafından bu işe girmiş olmak gerekiyor. Şimdi çok uzunca bir zamandır, yani demin Suhan'ın sözünü ettiği işte Doğan Beylerin dönemi başka bir dönemdi. Ki orada gerçekten bence hani Türkiye'li mimarlık ortamının temsili çok üst düzeydeydi. Ama ondan sonra yavaş yavaş gevşeyen bir durum var. Bunu da hepimiz kabul etmek durumundayız. Bu anlamda bakınca da ben hakikaten biraz bu seçimlerin de, evet yani ben mesela master jüri olduğum şeyde, yarışma cycle'ında inanılmaz kavga ettim. Ama bir yere kadar, bir noktadan sonra da çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. Yani bir İspanyol jüri üyesinin İspanya'da bir yapıyı seçtirmek için neler yaptığını da gördüm. Yani demin Suhan'ın söylediği çok doğru. Bütün bunlar da oluyor. Yani böyle bir tür şey de var burada. Bir tür demin mimarlık mafyası diye sözünü ettiğim bir ilişkiler ağı var. Ve bunun içinde söz gelimi Amerika'daki çok önemli okullardan mezun olmuş olmak. Yani bir Harvard GST mezununun, mesela benim gibi bir Mimar Sinan Üniversitesi gibi aslında uluslararası ortamda pek kimsenin alakadar olmadığı bir okuldan mezun olan birisine göre maça, yarışmaya, her türlü koşula işte 5-0 önde başladığı çok kesin. İşte belki gerçekten yani bu hikayeyi biraz bu yönüyle ele alırsak, hani Türkiye'deki mimarlık eğitimi atmosferini de belki işin içine sokarak bu konudaki bazı zafiyetlerimizi, evet senin de söylediğin gibi hani bu son dönemdeki dehşet içinde olma, acaba ben bunu yaparsam ne olur şeyinin korkusunun içinde olma durumuyla da birleştirerek ben önemli bir şey olarak, önemli bir açılım olarak görüyorum. Bu ne sadece o son dönemdeki ortamın yarattığı psikolojik gerilim meselesi, ne de sadece Türkiye'de iyi bina yok mu meselesi. Bu böyle çok daha geniş bir ortam meselesi gibi geliyor bana. Evet. Bu ortamın kendi içinde oluşturduğu dinamikler
zaman zaman uluslararası dünyanın içinde dikkat çekmeyen şeyler olabiliyor. Yani bazen bizim çok önemsediğimiz, bizim Türkiye mimarlık ortamında çok önemsediğimiz bir meselenin esasen Türkiye dışından bakıldığında hiç kimse tarafından görülmediğini, önemsenmediğini de rahatlıkla anlayabiliyoruz. Valla şöyle söyleyeyim, ben aslında genelde Türkiye'nin makus talihini sormak çok da fazla istemedim. Yoksa Türkiye'nin mimarlık bağlamında ve uluslararası mecralardaki görünürlüğü bağlamında çok ciddi sorunları olduğunu rahatça söyleyebilirim. Burası şöyle bir ülke, yılda bir tane mimarlık sergisi yapmayan bir ülkeden söz ediyoruz. Dünyada mimarlık sosyetesi diye bir şey var. Mafya da denebilir, sosyete de denebilir. Bunlar bütün dünyada dolaşan böyle sergiler var. Şu anda gidip baksak Milano'da eminim iki tane sergi vardır. Berlin'de eminim iki üç tane sergi vardır. Paris'te sergiler var. Mimarlıktan bahsediyor. Bunların hiçbirini yapmayan bir ülkede bizim ve dünyaya söz gelimi sergi satamayan bir ülkede, dünyaya herhangi bir biçimde mecraları açık olmayan bir ülkede yaşadığımız için bu sorunlar hiç tereddütsüz var. Ama benim derdim bütün bir ödül mekanizmalarının, sadece ahan yanlış bir ifade olur, bunalım yaşadığı gibi bir inancım olduğu için soruyu sormak istemiştim. Bu biraz önce gündeme geldi. Pritzker, ya artık Pritzker yok. Ya artık kimse bu tür ada, ne diyelim, kişiye atfedilmiş ödülleri sevmiyor. Bunlar artık neredeyse sıraya girmiş ödüller gibi düşünülüyor. Ahan ödülü de bu hale gelmişti. Şimdi kime verecekler? Artık Sedat Akkı'ya da versinler. Niye? Çünkü Hasan Fethi'ye de verdiler. Hani herkes bir gün sıraya girer, elbet yeterince yaşamayı başarırsanız bir ödül alırsınız gibi bir durum olmaya başladı. Dolayısıyla Pritzker'i öldüren şey büyük ölçüde bu diyeceğim. Ama bu genelde bütün ödül mekanizmalarının da altını oyuyor. Bunu şöyle yorumlamayı denemiştim. Giderek mimarlığın çok ciddi bir yapısal değişim yaşadığı bir dünyadayız. Hatta bu bizim tanıtım metnimizin içinde de vardı. Mimarlığın her geçen gün kitleselleştiği, elitist olmaktan uzaklaştığı bir dünyada ödül elitizmin ta kendisi. Dolayısıyla ilginç bir biçimde meslekteki değişim de galiba kendi kendine ödülleri tahrip ediyor. Meslek ciddi bir değişim evresinde yaşıyor izlenimini ediniyorum. Yani bir zamanlar bütün dünyada mimar sayısı Rönesans'tan bahsediyorsak, bütün Rönesans mimarlarının adını ben alt alta bir kağıda yazabilirim. Eksiksiz olur neredeyse, söyleyeyim. Ama 19. yüzyıla geldiğiniz zaman İngiltere'de yazamıyordunuz, Amerika'da yazamıyordunuz. O zaman ödül geldi gündeme. Bugün yine yazamıyoruz çünkü dünyada on binlerce mimarın var olduğu bir ortamdayız. Artık mimarlık mesleğinin elitizminden söz etmek mümkün gözükmemeye başlıyor. Bu mimarlığın da yapısal değişimine yol açıyor, mesleki değişimine. Bence ödülü de ciddi biçimde dönüştürüyor. Ödülü hırpalıyor diyeceğim. Çok kısa bir şey araya girmek istiyorum. Yani Ahan ödülünün kendisiyle ilgili belki. Yani bu konuda tabii Suha ne der merak da ediyorum açıkçası. Ben Ahan ödülünün belirli bir döneme kadar, belki işte hakikaten bu yeni bin yılın başına, 2000'lerin başına kadar çok daha marjinalize bir durum olduğunu, çok daha marjinalize bir ortam oluşturduğunu ve biraz da hani böyle dışarıdan, batıdan özellikle bakıldığında Batı normlarının çok dışında duran bir ödül olarak algılandığını, sonrasında yani giderek yavaş yavaş böyle hani nitelikli ve içinde yaşanabilir kentler, yapılar, her neyse oluşumlar adına biraz daha ne diyelim, biraz daha dünyalılaştığını, biraz daha yaygınlaştığını ve tam da böyle olduğu için Batı tarafından da tersine, demin belki söylenenin tersine, daha fazla algılanır ve daha fazla önemsenir olduğunu da düşünenlerdenim.
Yani bir tarafıyla böyle ama onu bir taraftan da örseleyen şöyle bir durum var. Bu kadar çok ödül olduğunda dünyada işte mimarlık ödülü adı altında ipe sapa gelmez şeylerin bile ödül aldığı ve artık o dijital dünyadaki tam neyler ve sıralamalar içinde neredeyse hepsinin aynılaştığı, aynı dikdörtgen, aynı 16'ya 9 dikdörtgenin içinde gözüktüğü bir dünyada böyle flatten olduğu, düzleştiği bir hikayenin bulunmasıyla birlikte bütün ödüllerle birlikte gücünü kaybettiğini düşünüyorum. Ama hani Batı tarafından algılanma biçimi son dönemde bana sorulursa, bu benim kişisel fikrim, çok daha az marjinalize olmuş, hatta çok daha entegre olmuş bir ödül olduğunu düşünüyorum. Peki o zaman bu entegre olmak ödül açısından problem yaratıcı oldu mu diye o zaman bir yorum yapayım. Çünkü bu ödül açısından problem de oluşturuyor. Ben de erken dönemde bunun dünyadaki alımlanışını, algılanışını hatırlıyorum. O zaman bu İslam dünyası için mimarlık diye ayrı bir paketin içinde değerlendirilirdi ilk yapıldığı zaman. Dolayısıyla orada beklentiler söz gelimi New York'a geçmezdi, Chicago'ya geçmezdi. Onlar İslam dünyasının bir yerleri için geçerliydiler. Dolayısıyla merakla karşılanabiliyorlardı. Giderek bir kere böyle bir imkan kalmamaya başladı. Ödül de böyle bir şeyi aramamaya başladı bence. Ödüle doğru, böyle teklifler de gelmiyor bana sorarsan. Ya böyle ödül, böyle binalar eminim ki bütün İslam ülkelerinin her tarafında sayısız miktarda Türkiye'de dahil yapılıyorlar. Bu ödüle eski mantıkla devam etseydi ödülüne aday olacak pek çok yapıyı ben alt alta sayabilirim büyük bir rahatlıkla. Ama hiç kimse onları önermiyor artık. Çünkü biliyorlar ki artık bu kriterler geçerli değil. Ama bu hem olumlu, biraz önce senin de dediğin gibi gerçekten de mimarlığı mimarlık olarak değerlendirmek gibi bir akıllıca denebilecek rasyonel bir zemine oturuyor. Ama öte tarafta da bu eskiden bon pour l'orient olmak sayesinde imkan bulanlar artık o imkanı bulamıyorlar. Çünkü artık kimse oryan diye nitelendirilen yere bon demiyor artık. Evet, evet. Bon yok artık o coğrafya için. Bu yani gerçek... ödülün evet, yok oluşu bundan olacaksa da olsun derim ben, öyle diyenlerdenim. Ama benim açımdan hiçbir sorun yok. Neticede benim yani, baktığım yerde hiçbir sorun yok. Bütün diğer ama, ödüllere karışıp suyun dibini boylayacaksa ona da yapacak bir şey yok. Ama evet, ben gene de her şeye rağmen yani bu kadar ciddiye alınmış olan bir kurumun bir şekilde kendisini o düzlem içinde farklılaştıracağını, en azından suyun üzerinde kalacağını düşünüyorum. Belki iyimser bir görüş olarak. Peki genel olarak bu söylenebilir mi bütün ödüller için? Ağın için demiyorum. Yani hayır, bu şu anda bildiğimiz pek çok ödül ki esaslı miktarda ödül var. Şöyle bunlar bir şey gelecekte... var. Çok özür dilerim. İkili bir durum var. Yani bugün hı-hı, biraz evvel şu masanın karşısına benim ilk defa tanıştığım, yani daha doğrusu bu hafta sonu tanıştığım ama iş konuşmaya büroma gelen bir müşteri geldi. Ve şöyle bir istekle geldi. Ben ödül alacak bir bina istiyorum. Yani hala da böyle bir durum var öte yandan. Yani kendi yaşayacağı, üstelik de kendi yaşayacağı bir yapının, yani o şeytanın aklına gelmez diyeceğim ben bir taraftan, ama kendi yaşayacağı, içinde kendi yaşayacağı bir komponentin, bir yerleşimin ödül almasını istiyor. Ama mesela İlginç bir şekilde Ahan ödülü alsın dedi. Yani öyle bir şeyi var. Yani öyle de bir naif de bir durum devam etmiyor değil. Ediyor bir taraf. Hayır, ben bunu çok duydum. Emre, ben bunu çok duydum. Bu mimarlara söylenmeyen ama mimarlık yapmayan, sadece diploması mimar olanlara çok sık söylenen bir şeydir. Bunu o kadar çok duydum ki ödül alacak bir binamız olsun biçiminde konuşan çok insan var. Ama bu baştaki meseleyi bence ortadan kaldırmıyor. Tekrar aynı soruya o zaman Suha Bey'e sorayım tekrar. Ödüller için bir şans görüyor musunuz geleceğin dünyasında diye sorayım. Şeyinizi açın lütfen. Mikrofonunuzu
Mikrofonunuz kapalı. Tamam. Her işi de ben yapıyorum yani. Evet. Bütün kötülüklerin babası sizsiniz. Bilmiyor musunuz bu gerçeği? Evet, bu zamanlar canım. Türkiye'de böyle bir şey vardı. Bütün evet. mimari kötülüklerin babası kimdir? Evet. Doğa Özkan. Şimdi ondan rol çalmaya başlayanlar oldu. Evet biliyorum. Evet. Adı lazım değil diyeceğim şimdi. Adı lazım Neyse. Değil. Ayrıca bir dedikodu sesini yapalım. Onu da kayda geçelim. Mimarlık evet. tarihine geçmesi lazım. Şimdi kendi içinde Ağhan Mimarlık Ödülü yani ben devrim diyeyim, siz değişim deyin fark etmez. Ciddi işler yaptı. Yani bir tanesi ödülün ismindeki İslam'ı kaldı. Yani mesela aynı olayı Harvard'da yapamadı. Dediler ki İslamik art bir daldır. 100 yıldır orada olan bir dal. Biz bunun ismini değiştiremeyiz. Değiştirirsek ne yapacağız? O şeyi korudular. Ama Ahan ödülün adını Ahan Award for Architecture, Ahan Mimarlık Ödülü yaptı. Bu bence çok önemli bir adımdı. Yani biz mimarlığı yüceltelim, kutsayalım. İslam'ı değil. Çünkü İslam'ın içinde mimarlık reçetesi yok. Yani inanmayacaksınız ama ben baştan sona Kur'an'ı okudum. Yok öyle bir şey. Yani orada olmayan bir şey İslamik olmaz zaten. Kim ne derse desin. Yani olayın İslamik olması için ya Kur'an'da olması lazım, ya peygamberin deyişlerinde olması lazım, ya da onun davranışında olması lazım. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla bu İslamik yapıştırması bence çok büyük haksızlık. Ve bunu yapıyorlar, hala yapıyorlar ve yapacaklar. Çünkü bu politik bir tavır. Biz bunun içinden çıkardık Ağhan ödülünü. Çok açıkça söyleyeyim. Daha sonra marjinal olarak katılan ülkeler vardı. Yani Hindistan, biraz Endonezya, Filipinler vesaire. Hatta İngiltere, hatta Fransa. Bunların katılamamalarının nedeni doğrudan doğruya sanki bir İslam vurgusu varmış diye. Biz bunu değiştirdik. Dedik ki Müslüman nüfusa hizmet eden dedik. O kadar. Onun üzerine yani bir yıl bize İngiltere'den falan kentsel yenileme, kentsel gelişim projeleri geldi. Çok iyi değildi. Hiçbiri kazanmadı ama içinde hissettiler. Ama Hindistan gümbür gümbür geldi. Bir yıl ödül alıp götürdüler. Yani Doshi'nin ortaya çıkması, Koryan'ın ortaya çıkması, kişi olarak kişi değil de mimarlıkları ortaya çıkması hep bu bağlamda oldu. Yani dolayısıyla şu anda gelecek nesli, yani hatta Ferruh'u da çağıralım, birlikte konuşalım. Bunu düşünmesi gerekiyor. Yani ne yapması gerekiyordu? Yani benim açıkçası önder olduğum olay buydu. Nedeni de şu, ben çünkü o kadar çok sağ olsun Ağan sayesinde o kadar çok dolaşıyorum, geziyorum, ülkeleri görüyorum ki bana Güney Amerikalılar diyorlar ki ya sonra sizin derdiniz ne? Benim derdimiz nedir? Ya diyor problemler aynı. Tamam mı? Çözümler aynı. İnsanlar yapıları aynı. Ekonomiler aynı. Siz niye araya İslam koyuyorsunuz? Bence çok doğru. İşte biz bunu kaldırdık. Yani Güney Amerika'dan da bir takım projeler girebildi. Yeter ki işin içinde bir yararlanan Müslüman olsun. Nitekim yani. Ama algı değişmedi. Algı değişmedi. Algı değişmez. Algı değişmez. Değişmedi. Çünkü finansörüm imam. Evet. Algı i̇mam. Değişmedi. Yani evet. Zaman zaman aramızda konuşmalar da geçti. Bana dedi ki yani bir co-founder bulabilir misin ödülüne? Yani, sanki benimmiş gibi. Dedim ismini değiştirelim buluruz. Yani bu tür tatlı şeyler de atışmalar da geçti aramızda. Yani neyi değiştireceğini öncelikle koymak lazım. Ben diyorum ki yani ben olsam Emre'nin pabuçlarında özellikle kentsel değişimi öne çıkarım. Yani bugün Türkiye'de benim bildiğim böyle parmakla gösterilecek en az 8 tane kentsel değişim projesi var. Kentsel tasarım projesi var. Değişim ama hemen mi? Şöyle
Hemen burada biraz müdahale edebilir miyim? Mimarlık dünyasının kentsel dönüşüm projelerine karşı ciddi bir alerjisi olduğunu söyleyebilirim. Ama ismi yanlış. İsmi yanlış. İsmi yanlış. Ben kentsel tasarım diyeyim. Yani şimdi valla herkes marifet olan bir yapı istiyor. Yani bir ödül alınabilmesi için o yapının marifet olarak nitelendirilebilir, bir nesne olarak herkese gösterilebilir. Hani neredeyse küçük bir maketi yapılıp herkesin cebine konulabilir diyebileceğim kadar belirgin bir özelliği olmalı. Bu özelliği taşımayanlar daha önceki AHAN ödüllerinde de ilgi çekmediler. Onu söyleyebilirim. Aslında yani mesela şöyle söyleyeyim. Mesela benim ödül aldığım dönemde ödül, daha doğrusu İpek Yol Fabrikası'nın ödül aldığı dönemde, yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da 6 ödül vardı. Belki de 5 vardı. Bunlardan 2 tanesi doğrudan doğruya kentsel ölçekteki dönüşüm projeleriydi. Bir tanesi Tunus'ta, bir tanesi de Suudi Arabistan'da olan. Çok ciddi anlamda şey görüyor, ben aynı fikirde değilim, çok ciddi anlamda ilgi görüyor. Suhan'ın söylediği anlamda bu tür bir yaklaşım doğrudan doğruya, evet, Steering Komite'nin bir tavsiyesi olabiliyor en fazla. Ama günün sonunda kararı veren Master Jury. Ve Master Jury'nin içindeki dinamikleri de siz olsa olsa seçtiğiniz Master Jury'deki isimler bağlamında etkin olarak yönlendirebiliyorsunuz. Ama yani oralarda da büyük sürprizler oluyor. Yani hiç beklemediğiniz jüri üyeleri beklemediğiniz noktalara gidebiliyor. O anlamda da biraz da belki güzel tarafı da o, iyi tarafı da o. Öyle şaşırtıcı şeyler de olabiliyor. Ama ben söz gelimi şeyi hatırlıyorum. İki proje, yani beş projenin ikisi büyük ölçekli, geniş kentsel düzenleme projeleriydi. Ancak şimdi, şu arada hemen şöyle kısaca buna dikkat çekeyim. Ödüller için en tehlikeli olan şey siyaseten doğruculuk yapmak oluyor. Dolayısıyla bu tür ödüller verildiği zaman bu siyaseten doğru kategorisinde değerlendiriliyor. Bunu büyük bir iddia ile söyleyebilirim. Dolayısıyla diyelim ki orada bir Emre Aralat'ın ilgi çekici olduğunu düşündüğünüz bir yapısı başka bir anlam taşıyor. Sizden daha şanssız insanların gündelik yaşam alanlarını düzeltmeye yönelik bir proje başka anlam taşıyor. İkincisine aferin diyebiliyorlar, iyi düşünmüşler diyebiliyorlar, gerçekten sorumluluk göstermişler diyorlar ama mimarlık dünyası hala marifet bekliyor. Çok açık marifet bekliyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir açmazımız var. Onu söylemek yani istiyorum. Marifetin temelinde yatan senin koruyup kollamak istediğin yaratıcılık unsuru olsa gerek. Yani en azından öyle bakmaya çalışıyor. Ama Emre'nin demin söylediği iki projeden bir tanesi kolonyal proje. Ve ödül çok eleştiri aldı o yüzden. Tunus'taki proje. Bir eski Fransız projesi. Öbür projeyi ben 3 defa getirdim. Her birinde reddetti şey jüri. Dediler ki burada tasarım yok. Onun üzerine damardan bir tasarımdı. Bir dakika. Onun üzerine Riyad Development Authority girdi. Kanadalı bir landscape firmasını aldı. 3-4 yıl çalıştılar ve birdenbire tasarım unsuru girdi işin içine. Anlatabiliyor muyum? Oysa oradaki esas olay, yani kırılma noktası bir ekolojik deşarj olayıydı. Yani Riyad pis suyunu atıyor. Attığı pis su birdenbire bir yeşil bant olarak çıkıyor. 170 kilometre. O 170 kilometreyi bırakıp dibindeki piknik alanlarını falan aldı ödül. Neyse, önemli değil ama en azından böyle bir çaba karşılanmış oldu. Bizde de böyle şeyler var. Çünkü bizde mimarlık bir noktada çok kötü ellerde. Yani bende müthiş bir koleksiyon var. Özellikle adliye sarayları ve şeyler üzerine adliye binaları, kaymakamlık binaları, kamu binaları falan. Yani okullar. Pespaye. Ama Uğurcuğum, ödül bu çocukluk hastalığını 1982 yılında atlattı. Tamam mı? Yani postmodern topa girmedi hiçbir zaman. Tamam.
çok proje geldi. Hatta çok meşhur insanların projeleri geldi. Yani Paolo Portoghese yani niye alamadı ödülü? Biliyor muyum? Ya, hiç de kötü bir bina değil. Ayrı bir şey o. Yani tartışılır. Ama söylemek istediğim şu. Bir takım değersiz pastiş diyeceğimiz olaylar sızmadı mı? Sızdı. Pakistan'daki bong şeyi. Yemediğimiz tokat kalmadı. Yemediğimiz tokat kalmadı. Her şey de yanlış. Yani mimarisi de yanlış, finansı da yanlış, iş vereni de yanlış vesaire. Ama jüri onu seçti. Yani yapacak bir şey olmadı. Yani söylemek istediğim olay yaşanabilir kentler üzerine gidilse çok güzel projeler çıkar. Yani sadece yani Türkiye'den demiyorum. Yani Türkiye'de bildiklerim var ama diğer ülkelerde de ciddi çabalar var yani. Ben bu arada kendimi temize çıkarayım. Ben marifet mimarlığından yana olduğum için bunu söylemedim. Sadece dünyanın beklentileri marifet mimarlığında olunca ötekisinde ağzıyla kuş tutsa, toplumsal sorumluluk bağlamında gerçekten kayda değer işler yapılsa aynı etkiyi yapmıyor. Böyle ilginç bir durum var. Ne diyelim, demir evlerinin bütün dünyada takdir gördüğünü kabaca hatırlıyorum söz gelimi. Ama aynı şeyi işte demin sözünüzü ettiğiniz Güneydoğu Asya'daki fiziksel çevreyi düzeltme girişimi için söylemek mümkün gözükmüyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ödül bunu değiştirebilir mi? Asıl sorum oydu. Yani ödül mimarlığın bu çok belirgin biçimde Rönesans'tan bu yana şık bina meselesi üzerindeki vurgusunu artık mimarlık dünyası terk edebilir mi? Çünkü bu Rönesans'tan beri aklımıza bizim hep bir başyapıt geliyor. Görünce ah bu mutlaka diğer yapılardan farklı. Bu bir başyapıt ya da başyapıt değil, bu bir rezil yapıt. Bu da aynı derecede etkili olduğunu söyleyebilirim. Ama adabıyla yapılmış gerçekten toplumsal sorumluluk projeleri aynı etkiyi mimarlık dünyasında yapmıyor. Uzun vadeli de yapmıyor. Unutuluyorlar. Çok şunu şunu söyleyeceğim Uğur'cum. Yani açıkçası Ahan ödülünün dünyaya armağan ettiği bir yetenek var. Bu yeteneğin yaptığı tek şey üç odalı bir okul. Francis Carey'nin Afrika'da yaptığı okuldan bahsediyorum. Evet. Şu anda Francis Carey dünya mimarlarının ilk onunun içinde. Bakın herhangi bir şekilde. Hı hı. Çünkü yani o ilk adımı o kadar güzel kullandı ki geçenlerde ben bu konuda bir konferans veriyordum. Bir de baktım ki 15 dakika adamın bizden sonra yaptıklarını anlatıyorum ben. Yani aynı çizgide ve aynı yaratıcılıkta ve değişik herhangi bir şey yok işin içinde, akrobasi. Aynı şekilde gidiyor. Kimisi iyi, kimisi kötü. O değerlendirilebilir. Hadi böyle insanları keşke her dönem 2-3 tanesini bulup çıkarabilseydik. Açıkçası. Evet. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Demir evlerini gösterdiğimizde Frank geri döndü bana, dedi ki ya ben niye maymunlarla yarışıyorum dedi. Bu adamla yarışmak isterim dedi. Açıkçası. Turgut Cansever'in duvar örgüsünü gördükten sonra, tamam mı? Onun üzerine onu dertap edip Türkiye'ye yolladık. Git bir bak bakalım neler oluyor diye. Yani o tür küçük şeyler de var, fıkralar da var işin içinde. Ama işte Turgut Cansever keşke 40 yaş daha genç olsaydı o zaman yani. Neyse. Ama onların hepsi nesne mimarlığı, işte biraz önce sözünü ettiğim nesne ve marifet mimarlığı. Dolayısıyla demin sözünü ettiğiniz Afrika'daki okulu söylüyorsunuz. O okul gerçekten hangi malzemeyle ve toplumsal sorumlulukla yazılması, yapılmasından bağımsız olarak çok ilginç bir tasarım işiydi zaten. Ve hala ben derslerde örnek diye gösteriyorum mesela. Şimdi bu böyle bir örnekti. Sanıyorum epey konuştuk. Sorular varsa onları alalım. Çünkü 1 saat 21 dakikadır konuşuyoruz gördüğüm kadarıyla. Sizin evet, eklemek istediğiniz bir şey varsa
Var mı bilmiyorum. Suha Bey için de, Emre Arolat için de aynı şeyi soracağım. Bu konuda eklemek istediğiniz bir şimdi, görüş var mı diyeyim. Ben Gazi Ağhan ödüllü mensubuyum. Emre de mahalledeki yeni çocuk. Dolayısıyla benim gerçekten büyük umutlarım var. Yani çünkü çok iyi düşünen, çok iyi formüle eden ve yanlış yapmayan bir kişi. Bence yani geleceğe yönelik bir iki twist atacaksak ben önce Emre'den duymak isterim yani. Şimdi aslında bence Francis Kerr'e çok güzel bir örnek. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki son katıldığım AHAN toplantılarının tümünde genel olarak bu türden bir arayışın olduğu yani %100 bir gerçeklik. Ben Uğur'un, Uğur Tanyeli'nin söylediği nesne mimarlığı ya da marifet mimarlığı olarak tabir ettiği mimarlığın özellikle AHAN grupları içinde son dönemde ciddi anlamda eleştirildiğini görüyorum. Buna %100 birebir şahit oluyorum. Bu bir tarafıyla hakikaten ümit verici bir durum. Ancak şöyle de bir şey var. Yani bu söylenen yani demin Suha'nın verdiği vadi örneği hani Kanadalı peyzaj firmasını devreye soktuktan sonra onun mimarlık ödülü alması durumu da bir taraftan ciddi bir gerçeklik. Şimdi ödüllü verecek olan master jürinin kuruluşunda şeyler var. Yani bir takım kriterler var hep aranan. Bunlar da sorgulanabilir, dönüştürülebilir ama söz gelimi ben kişisel olarak fena bulmuyorum o kriterleri. Yani bunlar bir defa hepsi mimar değil master jüri olanların. Bir kısmı mimarlık dünyasıyla mutlaka bağlantılı ama gazeteci, felsefeci, sosyolog her türlü bu anlamda mimarlık dünyasının içinde olabilecek ve gerçekten sanatçı. Bu kişilerden de oluşuyor büyük bir bölümü. Dolayısıyla aslında bu türden bir ilişkiyi kurmak, yani mimarlığın bir nesne olması ya da marifete tabi, marifet mimarlığı diye tabir ettiği durumun bir öznesi olması durumunun dışına çıkmak ve aslında gerçekten yaşanabilir çevreler, kentler, hatta yapılar, onda da bir sakınca yok, oluşturmak meselesi. Gördüğüm kadarıyla özellikle AHAN ödülünün son dönemde çok önemsediği bir mesele. Bu anlamda da önümüzdeki dönemi ben de merak ediyorum ama o kadar da hani çok görülmesi, keşfedilmesi, bulup çıkartılması da zor bir konu bu. O kadar da kolay değil. Çünkü zaman zaman bu konuda da acayip tuzaklar oluyor. Yani ne bileyim hadi biraz onun da dedikodusunu yapalım. Bu böyle çok ucuza sosyal konut mal ettiği söylenen, bilinen, bütün dünya tarafından öyle zannedilen birisi aslında yaşadığı ülkenin bir bakanının şeyi ne diyelim yeğeni mi kuzeni mi neyse ve böyle o konulardan tuhaf ilişkileri de var mesela. Yani bütün bunlar böyle tuzaklar da var. Bu neoliberal dünyada her türlü konuya da çok dikkat etmek gerekiyor. Bazen bir projeyi çok ilgileniyorsunuz, böyle çok dibine kadar gidiyorsunuz ve dibinden bir sürü tuhaf pislikler de çıkabiliyor. O yüzden o kadar da kolay olmuyor. Özellikle çok medyatik olmayan diyelim, çok fazla görünmeyen mimarların yaptığı bir takım konularda bu anlamda dikkatli olmak gerektiği için zaman zaman her ödül cycle'ında, her ödül döneminde biraz da böyle garanti işlerde seçildiği de oluyor. Yani 5 ödül varsa bir tanesi zaten herkesin iyi bildiği bir yapı olabiliyor. Geleceğe yönelik olarak ben bu anlamda ümitliyim. Yani nesne mimarlığından, marifet mimarlığından daha sosyal anlamda marifet yaratan bir mimarlık alanına doğru bir kayış olduğunu gözümle görüyorum. Buna şahidim. Bunların marifete tabi olduğunu, artık
yani bunun bir tür marifet olarak görünmeye başlandığı ortamı görmek beni sevindiriyor açıkçası. Peki Suha Bey ne diyecek bu konuda? Bence yani başından beri sık sık söylüyorum, yani gündem değişiyor. İnsanların beklentileri farklı. Bunun Ahan da çok farkında. Yani hala Ahan Mimarlık Ödülü konut konusuna giremedi. Giremedi yani. Endüstri konusunda 20 yıl biz ter döktük. Lassa kısa listeye girdi, alamadı. Çok bence hatalı bir technical review değerlendirmesinden dolayı. Doğru değildi yani. Biz kendimizi eleştirdik. Sağ olsun Emre orada yepyeni bir örnek verdi. Yani şeye kadar ben eve gitmek istemiyorum. Burası o kadar güzel ki hep çalışmak istiyorum diyor. Çalışan bir insan. O olaylar bence çözülemedi. Ben buna kentsel yani değişim demeyeyim de tasarım olaylarının yaratıcı bir şekilde girmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok belediye çok büyük iyi niyetle iyi şeyler yapıyor. Birini bulup çıkarmak lazım. Birini. Yani Ahan ödülü örnek oluyor ya, ya bu gerçekten iyi ama şu şu yani hepsini biz alıyoruz eleştiriyoruz. Yani burada çoğu aday gösterileceği için vermek istemiyorum. Ama iyi şeyler gerçekten yapılıyor. Ve Ahan ödülü sekreteryası da biraz şey yani apolojetik dönüp özür diliyor. Ya bir dahaki sefere bakarız diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok samimi söylüyorum. Türkiye'de oluyor. Biraz Tunus'ta oluyor. Diğerleri daha çok gökten inme tasarım. Yani Suudi Arabistan'da olanlar, emirliklerde olanlar falan. Bunlar benim söylemek istediğim bunlar değil. Yani doğrudan doğruya bir kent parçasını alıp anlayıp eleştirip yeniden yapılandırma projeleri var. Ama Ahan jürileri bunları ıskalıyor. Yani nedeni de senin söylediğin şey aslında. Daha böyle belirgin, gösterişli, hatta kaba tabiriyle seksi projeleri öne çıkarmak istiyor. Gerçek gidiyor ortadan. Yani bunların hepsini söyledikten sonra şunu da söyleyeyim. Sana teşekkür ederken ilk defa Ahan Mimarlık Ödülü hakkında konuşuyorum. İlk defa. İlk defa ayrıldığımdan beri. Ne World Architecture Community'de, ne herhangi bir interview'da, ne herhangi bir yerde hiçbir şekilde konuşmadım. Yanlış anlaşılır diye. Yani met etseniz dal kavukluk diyecekler. Reddetseniz kuyruk acısı diyecekler. Yani dedikodu ortamında yaşıyoruz. Dolayısıyla ilk defa konuşuyorum. Ama Han'la, Murat'la, Emre'yle Ahan ödülünün iyi ellerde olduğunu biliyorum. Yani ellerinden geleni yapıyorlar. Eminim o nesil bunu iyi bir yerlere götürecek. Yani arada mimarlıkla ilgisi ve bilgisi olmayan kişiler de üst kademelere geldiler ama onlar da herhalde buradan bir ders almışlardır diye düşünüyorum ben. Çünkü küçümsenmeyecek kadar önemli bir girişim. Ve Ahan da şu anda 83 yaşında. Yani küçümsenmeyecek bir yaşta. Onun varlığından da yararlanmak lazım. Hala cin gibi bu işin üstünde. Böylece bitiriyorum ben. Soru olursa dönerim. Hepinize teşekkür ediyorum. Aradamento Dekorasyon'a, Banu Binat'a, sana, Emre'ye, Neslihan'a, Sibel'e, kim varsa sağ olun. Güzel bir akşam oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben o zaman artık bitireceğim ama sorulara cevap veririz. Çok kısaca ben Ahan hakkında hiçbir şey söyleyecek değilim. Benim deminki konuyu gündeme getirmemin sadece nedenini söyleyeyim. Bugün geldiğimiz noktada hangi yapılara nasıl ödül verilmeli sorusu doğrusu benim açımdan hayati bir soru değildi. Şu nedenle değildi. Bu kadar güçlü bir biçimde çeşitlenmiş bir dünyada
da artık ne seçse, hangi ödül neyi seçse ikna edici olma şansını yitirdi. Benim bunalım var dediğim zaman bunu kastediyordum. Neyi seçseniz, toplumsal sorumluluk projesini seçseniz nesne seçmediniz diye. Çin'den seçseniz niye Hindistan'dan seçmediniz diyecekler. Hindistan'da seçseniz onu zaten bir Amerikalı yaptı diyecekler. Çin'den seçseniz bu zaten Hollandalı bir grubun işi. Bu kadar kimin elinin kimin cebinde olduğunun belli olmadığı neoliberal dünyada sanıyorum ki başka türlü bir herhangi bir kriter setinin ikna edici olma şansı artık çok düşük. Onun için bütün ödüller bence bir biçimde bunalım yaşıyorlar. Hangi kriteri koysanız onun aksine savunulabilir nitelikte başka kriterler üretmek mümkün. Bu mimarlık dünyasının artık çok önemli bir yapısal değişim bence gösterdiğine işaret ediyor. Bu mevcut sistemin içinde devam ediyoruz da orada neyi ödüllendirelim meselesi gibi gelmiyor. Mimarlık dünyası artık başka bir yer. Artık ucu bucağı olmayan, bir zamanlar benim bu işe mimarlık eğitimine başladığım yıllarda mimarlık diyebildiğim şeyin artık yanından bile geçmeyen, uçsuz bucaksız uzanımı olan, çeşitlenmesi olan bir alandayız. Bunun getirilerine sadece dikkat çekmek istiyorum. Ahan ne olur hiçbir fikrim yok. Doğrusu benim problemim de değil doğrusu. Ahan ne yapar? Ahan düşünsün diyeceğim. Terbiyesiz bir ifadeyle öyle söyleyeyim. Doğrudur. Yani onun da kendi düşünme mekanizmaları var. Orada sorun yok. Benim söylemek istediğim şu. Her şey bittikten sonra ben üniversiteye döndüm. 3 yıl hocalık yaptım. Normal stüdyo dersi dışında bir tane elektif dersim vardı. Nedense gereksiz derecede popülerdi. O yüzden birkaç kod da verdik. Dersin adı Validation of Architecture'in İngilizcesi. Yani mimarlığın geçerliliğinin saptanması. Kim saptıyor, nasıl saptıyor? Çünkü ben bu ödüllerin hepsine bulaştım. Hepsine bulaştım. Yani Pritzker dahil yani Carter Brown'dan şeye kadar en son direktörü olan Martha Thorne'a kadar hepsiyle ilişkiler kurdum. AIA'de aynı şekilde birçok şekilde var oldum vesaire. Ama kim neyi ödüllendirip onu geçerli kılıyor? Yani bunun üstüne yoğunlaşmamız lazım. Çünkü ödül demek geçerlilik demek. Geçerli olduğunu kabul etmek demek. Ben Ahan ödülünü alıp neredeyse açlıktan demeyeceğim ama fakr-ı zaruretten ölen insanları biliyorum. Tamam mı? Ödülü aldığı halde. Ahan ödülünü alıp Prens Charles'ın sağ kolu olanları da biliyorum. Yani bir tür kısacası senin söylediğine ekleyeceğim olay bir sıçrama tahtası. Eğer bu sıçrama tahtasının ahlakı düzgün olursa sıçrattığı kişiler de iyi olur. Yani Francis Kerek. Çok teşekkürler. Dolayısıyla soruları alalım değil mi? Sorular var galiba. Evet. Yanlış mı? Evet. Ben hızlıca hemen dalayım. Süremizi de bitirmek üzereyiz zaten. Çok sabrımızı zorlamayalım. Sizin de izleyicilerin de. Bir tane soru, bir tane de yorum var aslında. Hızlıca ilk önce soruyu ben yönlendireyim size. Nominatörler nasıl belirleniyor diye soruyor Burcu Tözün Organ. Arşnet'te her süreçle ilgili bilgi var ancak nominatörlerin kimler olduğu veya nasıl belirlendiği görülemiyor. Nasıl belirleniyor? Şimdi bu bana yönelik herhalde değil mi? Öyle mi? Evet. Şimdi ben işe başladığımda Ahan Mimarlık Ödülü'nde her ülkeden 5 tane nominatör var. Ama nasıl biliyor musunuz? Mesela Türkiye'den 5 tane nominatör var ve bunlar Ali Kıran Başkesen. Yani sizin Ahan'a girmeniz için önce bana geleceksiniz diye. Nitelikli insanlar, iyi insanlar ama bir yerel yetki oluşturulmuş. Baktım bütün ülkelerde böyle. Pakistan'da da öyle, şeyde de öyle. Ben orada dedim ki ya benim yetkim var. Nominatörleri ben seçerim. Ve kısa sürede birkaç yüze
Şimdi sanırım 1000'e kadar erişti. Önemli olan güvenilen kişilerin iyi projelere dikkat çekmesi. Yani nominatörlük bir tür ön validasyon ya da ön geçerlilik sağlama süreci değil. Yani bu proje iyidir diye AHA'nın ödülünün ofisine dikkat çekmesi. Başında başladığında ne yazık ki çok sınırlı tutulmuştu. Yani Çad'da 5 tane mimar yok ama 5 tane nominatör aranıyor. Olacak şey değil. Türkiye'de o zaman 20 bin mimar var, 5 tane nominatör var. Bu sürer gider. Dolayısıyla o nominatör ağı önemli ama çok önemli değil. Çünkü şundan önemli değil. Herhangi bir kişi bir projeyi AHA'nın ofisine sunabiliyor. Buna şey deniyor, identification süreci. Yani tanımlama. Diyor ki şöyle bir proje var, ilginç. Şimdi nasıl yapılıyor bilmiyorum ama benim zamanımda ben bunu doğrudan doğruya Türkiye'deki nominatörlere yollayıp böyle bir proje varmış ya da Pakistan'daki nominatörlere yollayıp ne dersiniz diye çoğu kez olumlu cevaplar geliyordu. Böyle bir süreç. Yani ama nominatörlük artık bir engel değil. Doğrudan doğruya internetten de projelerini sunabilir artık. Teşekkür ederiz. Bir de yorum var. Onu da izninizle ben okuyacağım. Uzunca bir yorum. Özlem Erdoğdu Erkarslan yapmış bu yorumu. Şöyle diyor. İki kırılma noktası var aslında ama bu kırılma sadece içeriden değil dışarıdan da bir değişim. Birincisi Batı dünyasında 2001'e kadar siyaseten kontrol altında tutulduğu sürece zararsız görülen kültürel İslam 11 Eylül'le beraber çok farklı algılara yol açtı. AHA mimarlık ödülleri o tarihe kadar Le Monde Arabe gibi örneklere rağmen Batı mimarlık medyasınca kendi dışında marjinal bir dünyanın kendini var etme çabası olarak görülüyordu. Bunun bir gün gelip tüm dünyanın ortak kaderinin bir parçası olacağı kimsenin aklına gelmiyordu. Ama 11 Eylül binlerce kilometre uzakta da olsa gerçek dünyaların alt üst edebileceğini gösterdi. Gerçekten bu bir fiziksel boyutun dışında kozmik bir çarpışmaydı ve mimarlık içinde bu çarpışma yeni farkındalıklar yarattı. 2007'ye kadar yine de Batı kendi mimarlık konularıyla meşguldü. Mimarlık medyası ve kurumsal yapısı Batılı mimarlık normuna takılmışken 2007 kriziyle beraber ana akım mimarlık medyası dahil coşkun kapitalist imge odaklı mimarlığın dışında bir dünya ile yüzleşti. AHA mimarlık ödülleri 2007 öncesi tekildi, benzersizdi ama 2007 sonrası erişilebilirlik, etik, sürdürülebilirlik derken daha önce sadece AHA'nın önemsediği konular küresel olarak ana akım mimarlık ortamının da parçası oldu. UIA 2023'ün panellerine bakın, artık hep beraber gelişmeyen toplumların nasıl derin çatışmalar yarattığının farkına varıldı. Yaşanabilir çevrelerin her yerde yaratılmasının aciliyeti anlaşıldı. Sadece kağıt üzerinde çizilen siyasi sınırların dahilinde ekolojik dengeyi korumakla bu işin olmayacağı anlaşıldı. Bence artık AHA mimarlık ödüllerinin üzerine düştüğü konular dünya mimarlığının ortak meselesi olmuştur. Şimdi beraberce bir gemi inşa edilecek. Edilebilirse hepimiz o gemiye binebileceğiz diyor. Değerli Uğur ve Süha hocalarım, sevgili Emre Oralat, hepinize selam ve saygılar diyor Özlem Erdoğdu Erkarslan. Teşekkürler evet, o zaman. Bence çok güzel. Yani bu Özlem'in yazdığını siz bize iletin. Ya da onda benim e-mailim falan var. Ben almak isterim. Bence derin bir düşünce, iyi bir katkı. İlke Alatlı'nın bir sorusu var. Son olarak onu yönelteyim ve sonra da bitirelim. Sizce yapıların ödül alması koruma nesnesi olarak daha kolay kabul görmelerini sağlayabilir mi? Erken yaşta koruma altına alınmalarının özgün nitelikleriyle geleceğe taşınmaları için bir avantaj olabileceği varsayımıyla soruyorum diyor. Evet, hiçbir garantisi yok tabii ama bir yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Yani bazen yönetim eğer ki böyle bir takım şeylerden, isimlerden, bir takım kurumlardan ve bu türden bir takım kendine göre bir meşruiyetten etkilenebiliyor. Ama bazen de hiçbir manası olmayabiliyor. Yani söz gelimi biz
Mini City diye bir yapımız vardı Antalya'da. İsvan de Rohe ödüllerinde bir mansiyon kazanan bir yapıydı. Mesela ben onu yıkmaya karar verdiğimde Antalya Belediye Başkanı'na bir yazı yazıp aslında o yapıyı dönüştürebileceğimizi, şeyin işlevini değiştirerek var olmaya devam edebileceğini, bunu gönüllü bir biçimde bizim ofisimizin üstlenebileceğini ve yeni yapılan bir projenin bir parçası olabileceğini söylemiş. Biraz da böyle hani belki bir etkisi olur diye bu Mies van der Rohe ödüllerinden de söz etmiş. Avrupa Birliği Mies van der Rohe ödülleri, hatta bugün içinde bulunduğumuz konjonktürde aslında Türkiye'de bulunan herhangi bir yapının artık politik ve siyasi şeyden dolayı, kararlardan dolayı kabul bile edilmediği bir ödül olduğunu falan da vurgulamıştım. Ama hiçbir etkisi olmadı. Bir günde yıkıldı. O yüzden bazen etkili olabilir. Kuşkusuz bir faydası olabilir ama her zaman için bir garanti değil bence. Peki. O zaman yavaş yavaş bitirelim, evet. Programı. 1 saat 15 dakikayı bulduk. Efendim çok teşekkür ederiz. Vaktinizi bize ayırdınız. Değerli konuşmacılar Suha Özkan, Emre Arolat, Uğur Tanyeli. Sevgili izleyiciler, sizlere çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediniz bu akşam, izlediniz ya da dinlediniz. Son olarak da Aradamento Mimarlık Dergisi bu programı Drift'in katkılarıyla hazırladı. Onlara da teşekkür edelim. Herkese iyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar.